Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Bugün Satırbaşı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi nedeniyle gerçekleştirdiği Bursa programının detaylarını konuşacağız. Bursa'nın gündemindeydi. Türkiye'nin gündemine dair de mesajlar vardı. Program konumuz Bursa Hakimiyet Gazetesi köşe yazarı Namık Göz efendim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi bir yayın olsun diliyoruz. Evet. Ve hafta sonu aslında bunun öncesinde de ciddi hazırlık süreci içeren Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bursa ziyareti. Evet konuştuk, gerçekleşti. Birçok mesaj ve not var bu ziyaretin evet. altında. Hem Bursa'ya dair, bunun devamında aslında Türkiye'nin gündemine dair birçok mesajı da gördük. Gün içerisinde gelişen olaylar ve özellikle Afrin cephesinde yaşanan durumlar ve bunlara verilen mesajlara baktığımızda aslında çok da önemli programlardan bir tanesiydi. Bugün detayları alacağız sizden. Alandaydınız, sahadaydınız ve sonrasında da zaten yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğiniz görüşmeler sonucunda da bugün de yayınlanan Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde çok güzel bir köşeniz var. Bunda detaylarına gireceğiz. Evet. Nasıl bir ziyaretti aslında? Nasıl bir giriş yaparsınız? Devamında ayrıntılara ve notlara gireceğiz. Şimdi önce Bursa ayağından başlayalım isterseniz. Bursa Ali Nur Aktaş ve Ayhan Salman'ın göreve başlamasından beri ilk ciddi sınavını vermek üzere hazırlandı. Yani Cumhurbaşkanı'nın Bursa programı belli olduktan sonra hem AK Parti teşkilatı hem yerel yönetimler sadece büyükşehir olarak da değil yani diğer ilçe belediye başkanlarıyla beraber sık sık toplantılar yapıldı, tüm hazırlıklar yapıldı. Aslında yağmur olmasaydı belki bir gövde gösterisi gerçekleştirilecekti. Ona göre bir hesap yapılıyordu. 100 bin kişi katılım hesabı yapılıyordu. Ancak hem yağmur hem Bursa spor maçı o konuda biraz istenilen kalabalığı toplamasa da ama Bursa açısından ilk kez Nilüfer'de yapılan bir böyle bir açık hava toplantısı arkasından Tofaş spor salonunda bir etkinlik gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı'nın giderken Bursa'dan memnun ayrıldığını ifade etmesi bu sınavı geçtikleri şeklinde yorumluyor. Bu Bursa yönüydü. Mitinge gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Kütahya'da Afrin harekatının başladığı mesajını açıkladı. 2 saat sonra da uçaklarımız hareket ederek 72 uçakla 100'ün üzerinde, 140'ın 150'nin üzerinde sortilerle hava harekatı başladı. İşin enteresan yani Bursa'daki konuşmasından 2 saat önce de hatta 3 saat önce de kara harekatı başlamış oldu. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu geçen süredeki bütün dünya Cumhurbaşkanı'nın Bursa'dan vereceği mesajı bekliyordu. Yani sadece bizim yerel olarak değil, Türkiye ve dünya gündemi açısından da önemli bir toplantıydı. Şimdi mitinge gelelim. Miting yazımda da bugün belirttim. İlk kez yani Bursa'da bilinen alanlar dışında Bursa'da miting denildiği zaman akla gelen yer şimdiki adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olan Fomara Meydanı ya da daha sonra alternatif olarak geliştirilen Gökdere Meydanı'ydı. Cumhurbaşkanı'nın bütün şeyleri burada yapılmıştı. Yalnız en son 5 Nisan'da yaptığı referandum öncesi yani 16 Nisan referandum öncesi toplantı, son toplantı 5 Nisan'da yapılmıştı. Biliyorsunuz Atatürk Stadyumu yıkıldıktan sonra yani türbünleri yıkıldıktan sonra Atatürk Stadyumu meydanında yapılmıştı toplantı. Yine yeni bir meydanda. Yine yeni bir meydanda ama buradaki şey yine Osman Gazi'ydi. AK Parti'nin yerelde de iktidar olduğu bir ilçe belediyesi seçilmişti. Ancak biliyorsunuz Mustafa Özbey 20 yıldan beri Nilüfer'de görev yapıyor ve CHP yönetiminde ilk kez AK Parti bu kadar geniş çaplı bir mitingi CHP'nin görevde olduğu bir bölgede gerçekleştirdi. Miting yağmur dediğim gibi etkili oldu. Bizi de canlı yayında etkiledi. Biz de yağmur altında epeyce kaldık. Ama herkese yağmurluk dağıtıldı. Servis araçları, metro, otobüsler ücretsiz çalıştığı için çok sayıda vatandaşın geldiğini gördük. Ciddi bir ilgi vardı aslında. Büyük bir ilgi vardı. Kadın şöyle önce şunu belirteyim. Gelenler önce kapalı alana koştular. Yani Tofaş Spor Salonu. Ancak oranın kapasitesi belli bir sınırda. 10 bine yakın insan aldığı söyleniyor. Orası dolduktan sonra alan daha şey oldu. Hatta Cumhurbaşkanı konuşmasına başladıktan sonra da benim yazımda da belirttiğim gibi o Cumhurbaşkanı konuşurken türbünün daha doğrusu alanın hakimiyeti, alanı gözleyen, yapan Emine Erdoğan. Evet. Emine Erdoğan çok titiz
ben dikkat ettim. İlk kez bu kadar uzun süreden sonra muhabirlik dönemlerimize yakındık ama şimdi yıllar sonra böyle tam otobüsün 2 metre, 3 metre önünden hareketlerini de yakından izleyebiliyorsunuz. Emine Erdoğan'ın yönlendirmeleri o miting alanında, işte gelen kalabalığı göstermesi, işte Cumhurbaşkanı'nın orada yeni bir Bursa mı doğuyor demesi. Ve özellikle oradan, Cumhurbaşkanı da evet bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler daveti. Diye daveti falan hep Emine Erdoğan'ın uyarılarıyla oldu. Hatta orada bir şeyler vermek isteyen, efendime söyleyeyim, yani şikayetlerini anlatmak isteyenler sürekli notları, Emine Erdoğan bir baktım 3-4 tane görevli, kadın polis de olmak üzere, onlardan yazısın alalım diye şey yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 dakika sürdü miting alanındaki konuşması. Aslında içeridekileri de bekletiyoruz, program oradaydı dedi ama hemen hemen birbirinin benzeri konuşmalarla gerçekleşti. Konuşmanın birinci bölümü Afrin, tabii normal evet. olarak Afrin'di. Burada vurgu şu, bu Türkiye terör belasıyla mücadele ediyor. Bu bir ülkenin bütünlüğü, güvenliği meselesi. Bununla ilgili karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz. Zaten mesajı da KCK, PKK ve HDP'nin bu konuyla ilgili direkt adlarını vererek sokağa çıkma çağrılarına karşı çok ciddi, sert evet. tedbirler gösterdi. Bununla ilgili önlem alınacağını söyledi. Operasyonun devam edeceğini anlattı ve akabinde de bugün de zaten sonuçlarını görüyoruz. Bugün Azez'den de ikinci cephe açıldı. O harekat devam ediyor. Bursa'ya işte Bursa'yı soracaksınız evet, herhalde. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi, evet. evet, baktığımız aslında notlar ve mesajlar noktasında haber bültenlerimizle ilettik, meydanda olanlar gördüler ama şimdi oradaki tablonun analizini de istemek istiyorum sizden. Şimdi baktığımızda Cumhurbaşkanı yanında evet Emine Hanım'ın vurgusunu yaptınız. Bu noktada aslında gözlemciydi dediniz. Ve Cumhurbaşkanı'nın yanındaki isimlere baktığımızda Sayın Hakan Çavuşoğlu, bunun devamında il başkanımız ve belediye başkanımız belediye noktası başkanı. Vardı. Şimdi bu tablonun yorumunu nasıl yapıyorsunuz bir gazeteci olarak? Atmetinde ne vardı? Çünkü evet. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte 2019'una baktığımızda değişen bir sistemi de olacak. Bu sistem içerisinde aslında orada olanlar hem Bursa güven tazelemesi mi dememiz gerekiyor hem de seçim sürecindeki aslında bu değişimin de mesajlarını da vermiş oluyor muyuz bu görselde? Evet, çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. Herkes şunu bekliyordu. Acaba miting alanındaki otobüsün üzerine kim çıkacak? Evet. Yani Bursa'da yerel siyaseti yakından takip eden insanların öngörüsüydü. Hatta eski belediye başkanı gelecek mi, diğer milletvekillerinden hangileri gelecek beklentiler. Ancak Cumhurbaşkanı bu konuda kendi atadığı, kendisinin işaretiyle göreve gelen insanları son dönemde, yani Hakan Çavuşoğlu en son kabine değişikliğiyle geldi. Ayhan Salman il başkanının istifası ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'ye de görevlendirildi. Yine Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı iken geldi. Bu mesaj şu, yani AK Parti'yi ve Bursa'yı, AK Parti kadrolarını 2019 Mart'ında yapılacak yerel seçimlere bu insanlarla gideceğim. Mesaj açık ve net. Yani o üç yetkilinin, AK Parti yetkilisinin ve aynı zamanda Bursa milletvekili biri, otobüse çıkarılmasındaki temel mesaj bu. Yani yalnız orada bunları söylerken, bakın orada çok yine bir anahtar cümle kullandı Cumhurbaşkanımız. Dedi ki 16 Nisan'da yapılan referandumda Bursa Türkiye ortalamasında oy aldı. Neydi bu oy oranı? 53.7. Ancak bunun az olduğunu, Bursa'nın bundan daha yüksek bir potansiyelde oy alması gerektiğini, bunu ben de bekliyorum dedi, siz de bekliyordunuz dedi. Ancak bu gerçekleşmedi. Önümüzdeki dönem için hem 2019 Mart'ında hem de Kasım ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde size görev veriyorum dedi. Yani ana kademe, diğer ilçeler kapı kapı dolaşacaksınız. Bu oy oranını arttıracaksınız. Bursa'nın oyları patlatmasını bekliyorum diyerek aslında bu üç kişiye de önümüzdeki dönemdeki görevlendirmeyi de yaptı. Bu konuşmayı şeyde de tekrarladı, içeride de. Şimdi evet. içeriye geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı aslında FSM alanındaki konuşmalarını hatırlayalım isterseniz. Bir evet. tabloyu çizdik. Evet. Buradan da hatırlatmamız gerekiyor efendim. Haberimizi evet. izleyelim, ardından devam edeceğiz. İstanbul'dan öğle saatlerinde bindi helikopterle Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kadın Konuları Kongresi'nde konuşma yapmadan önce Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hastane alanını dolduran Bursalılara seslendi. Kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oo maşallah.
Ya yeni bu Bursa mı doğdu? Bak daha hala geliyorlar. Evet. Emniyet güçleri lütfen oradaki kardeşlerimizi de bırakın, onlar da gelsinler. Onlar da bu heyecanı yaşasınlar. Maşallah. Yeni bir huruç harekatı var. Yine geliyorlar bak. Öncelikli gündeminde Suriye Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu vardı. HDP'lilerin yaptığı sokağa çıkın çağrısını sert dille eleştirdi. Erdoğan operasyonun kısa sürede bitirileceği mesajını da verdi. Ey HDP, ey KCK, ey PKK, nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve bir milli duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız. Siz bizi içeriden vuracaksınız, öyle mi? Sizleri nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak sizlere de asla o meydanları bırakmayız. Kararlılıkla devam edeceğiz. İnançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. FETÖ'yle mücadelede değindi. Kararlılık vurgusu yaptı. Neymiş? Paralelde. Asla ve kata. Nerede bulursak onları da ya Kodese ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü bu FETÖ denilen alçak bu ümmeti ne yaptı? Parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz. Şu anda zannediyor ki Amerika beni burada saklar. Amerika beni tutar. Yok yok, o da seni bir müddet tutacak, saklayacak, ondan sonra kirli bez gibi sokağa atacak. Bunu da bilesin ha. Erdoğan 16 Nisan referandumu sonuçlarını hatırlattı. Bursa'dan 2019 seçimleri için beklentisinin daha yüksek olduğunu da dile getirdi. AK Parti Bursa ve Büyükşehir'deki değişime de vurgu yaptı. Bursa kendine yakışanı yapsın. Çünkü sizin ulaştığınız yer çok daha yukarılardaydı. Bunu yeniden yakalamaya var mıyız? Evet Allah. İnanıyorum. Siz bunu yapacak güçtesiniz. İnşallah yeni belediye başkanımız, yeni il başkanımız, hep beraber kadın kollarımız, gençlik kollarımız dayanışma halinde bunu başaracağız. Milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, dayanışma halinde bunu başaracağız dedi. Evet, bu noktada aslında miting alanında bunlar gerçekleşti. Tabloyu da izletmiş olduk. Evet, kongrede neler yaşandı? Orada da çok önemli mesajlar vardı. Evet. O noktada aslında ayrıntılar yani, da önemli. Oradaki ayrıntı şu aslında. Yani kongrede Afrin birbirine benziyordu dışarıdaki ile içerideki konuşması, yani dış politika, ama içerideki konuşmasında Bursa'ya yönelik çok önemli mesajlar verdi. Yani neydi bu Bursa'ya yönelik mesajlar? Bursa'ya 32 katrilyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Okullarından hastanelerine kadar bu yatırımların birer birer devreye girdiğini söyledi. Hızlı trenle ilgili 2019'un sonunda hızlı trenin biteceğini, hatta Gemlik, şey Bursa Gemlik hattının da, yani ticari anlamda çok önemli çünkü bu hat sanayi bölgelerinden de geçecek ve Gemlik'teki limana taşıyacak. Demiryolu hattının da yapılacağını söyledi. Otobanın da İzmir bağlantısının, yani şu anda İstanbul Bursa'ya kadar olan bölümünün, diğer bölümünün de 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacağını ve Bursa'dan İzmir'e 3 saatte gidilebileceğini ve hatta işte yeni yolla Bursa çok severim ben benzetmesini yaptı. 1 saatte gelebiliyorum, yemyeşillik karşılıyor. Burada en dikkat çekici mesaj bence
Doğan Bey ile ilgiliydi. Doğan Bey'in adını vermedi ama 20 bin konut yaptık dedikten sonra bazı yanlışlar yaptık. Gerekeni de yapacağız. Gerekeni de yapacağız şeyiydi. Bursa yani gerçekten sıradan bir şehir değil. Cumhurbaşkanı da çok yakından takip ediyor. Bunu söylediği, yaptığı konuşmalardan ve konuşmaların içinde yer alan mesajlardan da çok iyi anlıyoruz. Yani Bursa'daki yatırımlar da takip ediliyor, diğer konular da takip ediliyor ve işte Doğan Bey konusunu biliyorsunuz zaten. Evet. Sayın Aktaş'a görev verirken bu rezalete son verin, rezaleti bitirin diye de talimat vermişti. O yüzden yani Bursa'yı da yakından takip ediyor Cumhurbaşkanı. Bir diğer konu ise yani biraz bize özel gibi oldu. Sadece bugün Bursa hakimiyette var. Aktaş'a biz Sayın Ali Nur Aktaş Cumhurbaşkanı ziyaretinden 4 gün önce yaptığı açıklamada çok önemli bir dosya hazırlandı. Cumhurbaşkanına sunulmak üzere. Neydi bu dosya? Bursa biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi meclisinde belediye bütçesi görüşülürken ortaya çıkan bir tablo vardı. Bu tablo neydi? Bursa'nın dış borçları, belediyenin dış borçları, artı iç borçları, ödemeleri, artı bütçe yeni borçlanma limitleri aşıldığı için yeni borçlanma da yapılamıyor. Ancak kendi harcamalarını ve mevcut yatırımları devam ettirmeyi. Hatta bu nedenle işte teleferik projesinin iptali, diğer tasarruflar konusu da gündeme geldi. Merkezi hükümetten yatırım istiyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. Yani sürekli Bursa'da dinlendirilen bir konu var. Bursa istediği yatırımları merkezi bütçeden alamıyor. Ali Nur Aktaş'ın dosyasında da iki önemli husus vardı. Biri, Yıldırım Metrosu, hatta Aktaş bunu daha da ileriye götürerek işte yeni şehir hastanesine kadar uzanması, metronun hattının yani sadece Yıldırım'la sınırlı da değil yani. Acemlerle birleşme, oradan yeni şehir hastanesi ve yeni hatlar bunların da yer altından yapılması ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan destek isteniyor ve bu konuda Cumhurbaşkanı'na sunulacaktı. Ve bir hazırlık yapıldı. Hazırlık yapıldı dosya. İkinci bölüm Güney Çevre Yolu. Güney Çevre Yolu da karayolu trafiğini rahatlatacak bir projeydi. Ha tabii bunun yanı sıra diğer yatırımlar da var. Mesela yönetmen arkadaşımız şey yaparsa Bursa Timsah Arena, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu biliyorsunuz sadece Bursa'nın imkanlarıyla yapılan bir stadyum. Ancak bugüne kadar yani Sayın Ali Nur Aktaş'ın açıkladığı rakamlara göre 400-500 milyon harcanmasına rağmen şu anda 80-100 milyon liralık hala ödeneğe ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da helikopterle miting alanına giderken, alanından dönerken o sırada da maç var. Başakşehir'le maçımız var. Evet. Helikopterden stadyumu inceledi. Zaten açılışını da kendisi yapmıştı 2015 yılında. Yalnız bu dediğim dosyanın içinde stadyumun eksiklerinin tamamlanması var. Timsah Arena'nın kafası henüz daha bitmedi. Yani o timsah kafası hala duruyor. Evet, özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar arasında Cumhurbaşkanı Timsah Arena'ya aslında gözlem yaparken fotoğrafları kullanıldı. İşte bu fotoğraflar kendisi kullanıldı. Kendisi Twitter adresinden de paylaştı. Paylaştı bunu. Şimdi buranın da para ihtiyacı var. Yani Merkezi Hükümet Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan belki bu konuyla ilgili ödenek çıkabilir. Çünkü 2024 yılında biliyorsunuz UEFA Dünya Kupası, Avrupa Kupası şeyleri var. Avrupa Kupası organizasyonu var ve Türkiye bunu organizasyonu üstlenmek istiyor. Bursa'da maçların yapılacağı şehirlerden biri. Ama maalesef bu kadar para harcamamıza rağmen şu stadyumumuz UEFA kriterlerine uymuyor. Yani UEFA maçları yapılamıyor. Biten bir proje değil. Şimdi bu dediğim hepsi dosyanın içindeydi. Evet. Amaç şuydu aslında, hazırlıklar da yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki o asfaltlık alanlar, yol işte bozuk yerler falan asfaltlanmış, hazırlıklar tamamlanmıştı. Yalnız program sonrası görüştüğümüz Ali Nur Aktaş'ın verdiği bilgiyle Cumhurbaşkanımızın hastane ziyaretleri ve bazı çok önemli görüşmeleri nedeniyle belediye ziyareti, valilik ve belediye ziyaretleri gerçekleşmedi. Bu görülen, yani bugün gazetelerde yer alan çini plaket fotoğrafları salonun içindeki mini böyle törende takdim edildi ve ayaküstü Ali Nur Aktaş'a sen dosyanla Beştepe'ye gel randevusu verildi. Yani önümüzdeki günlerde bir Ali Nur Aktaş'ın bir Beştepe ziyareti olacak. Orada da bu dediğim konular gündeme getirilecek. Cumhurbaşkanı'nın keşke olsaydı da bu şeyleri alabilseydik, ne derler ona, Bursa'nın istediği. Çünkü bunlar acil yatırımlar. Demin dediğim gibi işte yani Timsah Arena'nın şeyi en önemlisi. Bir de miting alanında bizim arkadaşlarımız da mini bir şey oldu biliyor musunuz? Onu da gösterdiler sanırım dünkü haber bültenlerinde. Alana gelen insanlardan şu soru soruldu. Yani Cumhurbaşkanı'ndan Bursa için ne istersiniz? Fatma Gül Erel arkadaşımız sordu, mikrofon uzattı. Oradaki cevap şu, ulaşım.
ulaşım sorununu çözmesini bekleriz. Herkesin, hemen hemen birçok insanın istediği büyük yoğunlukta çıkan, cevap ulaşımla ilgili destek bekleniyor. Yani bu dosyalarda da onlar vardı. İnşallah önümüzdeki dönemde Bursa istediği bu yatırımlar gerçekten Bursa ekonomisiyle, diğer katmanlarıyla, Türkiye bütçesine, gayri safi milli hasılaya, ihracata verdiği katkı kadar diğer illerden yatırım alamıyor. Mesela İzmir metrosu bir CHP'li belediye olduğu halde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı. Diğer şehirlerin stadyumlarının tamamı TOKİ marifetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden gerçekleştirildi. Bursa'nın da bunları istemeye hakkı var bence. Evet, aslında soruların en büyük sorulardan bir tanesi de buydu. Bursa'nın yatırımları konuşulurken yeni belediye başkanının görevi teslim aldığında neden aslında merkezden bir bütçe alınmıyor noktası ve ciddi yatırım noktasına baktığımızda yüksek rakamların oluşuyla beraber yapılan icraatlara bakıldığımızda stat örneğini verdik az önce. Evet. Bu noktada da biten projeler Sadece stat da değil yani. Şu gördüğünüz tartışmalara neden. Tevki hattını da biz yapıyoruz yani. Onun parasını da Bursa Belediyesi karşılıyor. Yani onu, o da merkezi bütçeden değil. Diğer Bursa'yı da biz Dünya Bankası aracılığıyla uluslararası kredi kuruluşlarından aldığımız kredilerle gerçekleştirdik. Yani Bursa bunları istemekte haklı. Bu önümüzdeki dönemde de bunun, bence bunun görülüp yapılması gerekiyor. Aslında burada bir birkaç tane de renkli şey var aslında mitingle ilgili. Hemen onu da verelim. Mitingin aslında mesela bugün şey yazmıştı. Evet. Okan Bey'in köşesinde var, helikopterle İnegöl'den köfte servisi yapılmış. Evet. Ayrıca benim köşemde de var, 3 aylık 4,5 aylık bir çocuk var. Annesinin kucağında mitingi izledi. Yaşlı amcadan bütün mitingleri izleyen Sabahattin Aydın şey vardı. Çok çok renkli manzaralar izlediğimiz bir miting oldu. Aslında Bursa bütün detaylarıyla hazırlanmış gibi, evet, gözüküyor. Gibi gözüküyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın gitme ihtimalleri, valiliğe gitme ihtimali, bunun devamında Sayın Aktaş'la görüşme ihtimali, bunun devamında yiyeceği yemeğe kadar aslında ciddi bir Bursa programı ve bir Bursa sınavı vardı. Ve anlattık. Kongrenin detaylarına çok fazla girmedik ama kongrenin mesajlarının verildiği bir haberimiz var. Evet. Onu da izleyelim isterseniz. Ve şunu da bir haberden önce o habere girelim. Ve netice itibariyle Ali Nur Aktaş'ın da söylediği şu, Cumhurbaşkanı giderken memnun ayrıldı. Yani teşekkür etti, memnun ayrılmış. Yani bu demek ki kime yazılıyor? İl başkanıyla belediye başkanının başarıhanesine yazılmış. Yazıldığını da söyleyelim, evet, söyleyelim efendim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı kongrenin detaylarının haberini izleyelim. Ardından devam ediyoruz. Ve dışarıda büyük bir heyecan var. Büyük bir coşku vardı. Ve Bursa maşallah dimdik ayakta. 16 Nisan halk oylamasında %53,2 evet oranıyla bize verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Benim Bursa'dan beklentim çok daha büyüktü. İnşallah 2019'un Mart'ında da Kasım'ında da bu patlamayı Bursa yapacaktır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa çıkarmasının ana durağı olan Nilüfer'deki Tofaş Spor Salonu'nda AK Partili kadın kollarında Bursa ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. Uludağ'ın 4 mevsim hizmet vermesi adına atılan adımları takdir etti. Uludağ gibi bir turizm markasının dahi hala hakkıyla değerlendirilemediğini düşünüyorum. Bunun için 4 mevsim Uludağ sloganıyla başlayan çalışmayı çok önemli görüyorum. Geçtiğimiz 15 yılda sadece kamu kurumları eliyle Bursa'ya 32 katrilyon liralık yatırım yaparak bu konuda önemli bir altyapı oluşturduk. TOKİ projelerine değindi. Doğan Bey projesini isim vermeden eleştirdi. Erdoğan sonrasında Gemlik'teki dönüşüme dikkati çekti. Buraya toplu konut projelerimizde önemli bir yer verdi. Bugüne kadar 20 binin üzerinde konutu hak sahiplerine teslim ettik. Tabii bu süreçte bazı hataların da gayet iyi farkındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde onları da telafi edecek bir anlayışla Bursa'yı çok daha ileriye taşıyacak atılımları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Deprem riski sebebiyle Gemlik'in dönüştürülmesi projesinin de süratle hayata geçirilmesi gerekiyor.
Hızlı tren projesindeki hedefi de açıklayan Cumhurbaşkanı, ulaşım projelerine çok önem verdiklerinin altını çizdi. Bursa Bilecik hızlı tren hattıdır. Bu projeyi de inşallah önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. 200 kilometre bölünmüş yola sahipti. 200 kilometre. Biz buna 332 kilometre daha ilave ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 532 kilometreye çıkardık. İstanbul, Bursa, İzmir otoyolu şehrimizi her iki istikamete de adeta bir adım mesafesinde yaklaştıracaktır. Bursa'ya artık bir İstanbullu olarak komşuyum. Evet, Bursa notları bu şekildeydi aslında. Programın başında da söylediğimiz gibi hem Bursa notları vardı, bunun devamında Türkiye'ye ilişkin gündem notları vardı. Dediğimiz gibi birçok notun bir arada olduğu bir Bursa programı gerçekleşti ve diyoruz ki aslında Bursa bu sınavdan başarıyla çıktı. Bu evet. Noktada da aksilik yaşanmadı. İnşallah bizim beklentimiz şu, yani Bursa'nın merkezi hükümetten hak ettiği ödenekleri alması. İki örnek verdim, eksik kaldı bizim söylediklerimizden. Biri Uludağ Çalıştayı, evet. Diğeri de şeydi, Gemlik'in dönüşümüyle ilgili. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapılmıştı zaten Uludağ Çalıştayı. Şimdi işin enteresan bir bölümü, ben geçen günlerde de yazdım, Uludağ Davos olacak. 2019'un Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın da katılacağı Bakanlar Kurulu toplantısı da orada yapılacak. O açıdan çok önemli. Cumhurbaşkanı ilk günden beri bu Uludağ'da Davos olması, şimdi Camp David benzeri bir yapılanmaya da gitmesi bekleniyor Kirazlı'ya. Özellikle Uludağ noktasını çok çok konuşuyoruz Bursa'nın aslında evet. Değerleri arasında. Neden yükselmesin? Bunu da aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duymak da sevindirici olduğunu söyleyeyim evet. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Notları aktardığınız için. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın tekrar 17.30'da buradayız efendim. Farklı bir konu ve konukla beraber. Hoşçakalın, mutlu günler.